Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, hello. İyi akşamlar herkese. Burası Joy Türk, burası Rabarba. Canlı yayınla çarşamba akşamında karşınızdayız. 18.04 yayın saatim. Bendeniz Mesut Süre. Konuklarım, işinin ehli iki konuk. Aslında usta. Şöyle olacak mesela, radyoculuk yavaş yavaş bitiyor ya. Size de mesela mesleğinin son erbapları diye gelecekler. Son radyo isteğiyle gelecek bir usta bin usta diye. Bin Anadolu'luyu radyocu yapmaya küçük, çalışıyoruz. Küçük bir radyoyu böyle tornavidayla kanırttırırken gelecekler, yanaşacaklar. Dede mesleği diye anlatırız. Çünkü siz de son radyo konukları olacaksınız. Ben son şovmen olabilirim yani. Bundan sonra, çünkü radyoculukta dönen para belli. Kolay kolay kimse bu işin... Son şovmen ne koymuş ya. Vallahi son şovmen. Son Mohikan gibi. İlker Gümüşoluk, hoş geldin. Hoş bulduk Mesut Süre. Bu ne samimiyetsizlik ya. Sen yaptın. Kemal'im hoş geldin. Müthiş enerjinle bütün samimiyetimizi öldürdün. Ne yaptın? Uykunu mu aldın? Hayatta ilk defa uykunu aldın. Az evvel saçını yıkattı ya. Ben anladım. 20 dakika ver valla saçını yıkattı. Yayından evvel falan hadi beyler falan yapıyor. Çünkü, Allah Allah. Çünkü saçımı yıkattım. İlker gördü. Temizlik. Nasıl koşuyorum böyle bayırlarda. Dağ bayır çayır. Saçlarım yani ahenkle dans ediyor. Ama abi saçı yeni kestirdiğinde rüzgara karşı koşmak diye bir şey var, evet. Ya. O kenarlardan bir hava yersin. Müthiştir o. Uzun zamandır yağlıymış. Yağlardan hava girmiyormuş şimdi araya. Fark ettim yani, nefes alıyorum. Tam yağlı deyip kapatalım. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Aklınız çıkabilir ama hemen şaşırmayın. İnsanın kafasında da gözenek var. Yani aslında... saç... Benim buna aklım çıkmaz. Ben görebiliyorum gözenekleri. Saçlarınızın arasından, mesela sana demiyorum Kemal de, saçlarınızın arasından yer buldukları her yerden kafanız nefes alır. Evet. İlker. Böyle yani nefes. Zaten çok yakında ama kafa böyle içeri girer girer çıkar. Bunu iyi bilen erkek kuaförleri tıraşı bitirdikten sonra mentollü kolonyayı alırlar. Kafayı şaklatır, bir de kafanı böyle iki yuvarlar eliyle masaj gibi. Evet evet. İki friksiyon muydu ya adı? Evet, friksiyon galiba. Yani. 2,5 saat boyunca yanar kafan senin, evet. Dışarıda. Müthiş bir histir. Kemal sen gelmişken şimdi sen İlker de benim gibi yani vursan çotan diye ses çıkar politik konularda. Sen azıcık daha ehilsin. İlker de benim gibi sözcü alıyor ama o kadar hakim diyemem. Ben de valla. Mesele şimdi biraz büyüyor gibi. Abi, berberden bu konuya nasıl geçti? Hayır. Tam berberden açılacak konu ya. Aslında oralı muhabbeti. Tıraşı yarıda bırakıp maç izlemeye gidiyoruz. ABD Suriye'ye müdahale etmek üzere İngiltere ile ve Fransa ile bir araya gelip Rusya'da diyor ki o taraftan hayırdır. Yani eğer diyor, müdahale ederseniz biz de ederiz diyorlar. O elini bir indir diyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor diyebilir miyim? Vallahi Orta Doğu'da iyice kartın beli geldi artık. Vallahi geldi yani. Devamlı kart dağıtılıyor. Okey dönülüp duruyor ya, evet. Orta Doğu'da. Ne olduğu belli değil. Abi Amerika taş tek diye bağırdı şu an. Tamam, bilmiyoruz ne bit olacak. Bit artık, bit artık ya. Evet. Hala bekliyoruz kırmızı yedi. Bit artık ya. Çok uzun süren eşli batak oyununa döndü Orta Doğu Suriye. Yani, bir türlü bitmiyor. Amerika ile Rusya birbirlerine kaş göz yapa yapa 5. seneyi devirdik ya. Yalnız Amerika ile Rusya şurada savaşırsa yani tam bizim böyle dibimizde. Tam 3. Dünya Savaşı bu artık. Evet. Karışmayalım. Yani buna nasıl karışmayacaksın ya? Yani tepende bak, oraya bakmayalım. Üst katta yıkışıyorlar yani. Herkes, bir aile gümbür gümbür herkes yıkışıyor. Herkes yüzünü kuzeybatıya çevirecek. Kimse bakmıyor. Ya böyle kavga varken kızını, halanı falan tüm kanları hadi gidelim gidelim. Evet. Kavgadan kaçırırsın ya akrabaları onun gibi. Tabii ben yani tamam ya, hadi dağılın bir şey. Türkiye yapayım. Olarak sırtımızı dönmemiz ve hiç bakmamamız gerekiyor. Sınıra gidip oradaki vatandaşlarımızı hadi hadi falan. Karışmayın falan deyip ortalık karışacak. Gelin. Beyler şahit yazarlar diye. Uzaklaştırıyor kızı. Neme lazım diye. Gelin bizde kalın diye çağıracaksın yani oradaki. Nota verelim, neme lazım diye. 18.08. Şimdi sevgili dinleyici, bugün iki tane duyurumuz var. Bunlardan bir tanesi, hatta şu anda da bir tane davetiye vermek istiyorum. Haftaya bugün İlker Gümüşoluk'la yıllar sonra tekrar bir arada sahneye çıkacağız. Birlikte sahneye çıkacağız ve Bursa'ya geliyoruz. Sevgili Bursa Sanat Mahal'deyiz. Önümüzdeki hafta 18 çarşamba akşamı. Nisan kaçta? 20.30. 20.30'da Sanat Mahal'deyiz ve bir tane davetiye veresim var. Son fotoğrafımızın altına şu anda Bursa yazan bir kişi haftaya davetiye kazanacak ve asıl önemli haber geliyor. Yılların konuğu Kemal Ayça artık sahnelere iniyor. Sevgili dinleyiciler. Yani artık yazıyor, çiziyor. Sahneye iniyor, çıkıyor. Sahneye iniyor. İnce. Evinin alt katına.
Fil dişi kulemler sahneye attılar beni. Yani daha tam tarihi belli olmamakla birlikte kendi de Instagram'ına paylaştığı için ben de yayından dillendiriyorum. Artık yazmaya başladı ve sonlara doğru geldi, doğru mu? Artık şekillendi gibi böyle. Sadece inanılmaz zorlanıyorum bağlantılar çünkü... Şey gibi olsun istemiyorum yani. Skeç. Tüm bağlantılara şey yapayım. Geçen ne oldu biliyor musun? Aileden bahsedip yapay zeka diye bağırmak istemiyorum zannedece. Bağlantılı olsun istiyorum ama burada nasıl olacak bakalım. Burada şimdi yılların rabarbacılarına soruyorum. Bir yıldır da bize JoyTürk'te denk gelenlere soruyorum. Kemal Ayça bir yere oyun koyarsa bilet alıp gider misin? Giderim yazanlar şu anda hakikaten son fotoğrafımızın altına yazsınlar. Bu kalabalık ona da motivasyon olacaktır. Gerçekten niyeti olanlar da giderim yazsın. Ona göre mekan kiralayacak ya. Hani giderim sayısına göre. 3 kişi giderim yazsa. 50 kişilik mekan var, 500 kişilik mekan siz var. Siz bilirsiniz bu matematiğini. Giderim bölü 3 mü yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Abi giderim bölü 1 ben. Giderim bölü 1 mi? Giderim bölü 1 mi? Yani çarpı 1000 vardı ya bizim radyocuğumuz. Evet. Hani 1 yorum çarpı 1. Keşke çarpı 2 olsa yani çok mutlu olurdum. Giderim bölü 1000 olarak düşün onu da. Eyvallah. Yani. Biraz, bir bak, bu arada İsmail Şenol yazmış. Bizim şeyimiz. Aa, selamlar İsmail. Yeter ki çıksın Kemal, 20 kişiyi alıp gelirim yazmış. Yaşa be İsmail. Valla. İsmail de bizden komik ya. Yani birbirinizi çok övmeyin. İsmail çok girmesin de bu toplara. Zaten belli bir para. Sen de çık basket anlatacağım. Vallahi yapabilirsin. Onu diyorum işte ya. Onu sen bana girersen basket anlarsın. Biz hiç anlatamayız. Oğlum adam zaten bir sporsta yani dünyalarını yapmış. Bir yolu var, yürüyor yani. Şimdi niye kafasını? Bir de güldürme yani. Yani tabii ya, niye kafasını karıştırıyoruz şimdi? Bizim belli bir küçük bir pastamız var. Ekler oğlum. Stand-up'taki pasta ekler. İlk başladığımızda batondu, şu an ekler oldu. Evet. Şu an herkes yani o kutudan bir tane ekler almaya kalksa biz nasıl doyacağız Kemal? O galiba yüzden, şey yani böyle. O yüzden çok kimse çıkmasın istiyoruz. Çok dillendirmeyin. Biz kendimiz yapalım. Onun dışında hiç kimseye de önermeyin. Rabarbaya bulaşmış herkes yapabilir. Onun dışında. Sistem bu olsun. 40 yorum kadar geldi Kemal'im. Gitmez miyiz? Giderim giderim. Gideri var. İlk ben giderim. Araya Bursa'da karışmış. Ama genelde giderim. Kemal'e Bursa'da giderim diye iyice kafası karıştı. Bu arada bu akşam çok güzel bir günün sorusu var sevgili dinleyici. Hakikaten ilk kez sormuş olabiliriz. Aslında ilişkide neden tartıştınız diye çok sorduk ama bu sefer beni biliyorsun böyle kuntizlik yapıyorum. Sorulara bağladım. Yani şu... Evlilikte neden tartıştın? Hayır. Neden tartıştın ve hanımının beynin gönlünü nasıl aldın? Affettirme hikayeleri dinleyeceğiz bu akşam. 0212 başlayalım hatta telefon almaya. 368 62 40 telefon numaramız. Rabarbacılar buyursunlar, arasınlar. Neden kavga ettiniz ve gönlünü nasıl aldınız? Ara ara gönül alıyor musunuz hanımlarınızdan Kemal ve İlker? Tabii. Ben genelde mevsimlik kıyafet alıp gönlünü alıyorum. Ne demek o? Baharsa baharlık spor ayakkabı. Kışsa kalın mont. Dümdüz adam ya. O an çok ihtiyacı olan bir şey alınca sen de barışıyor. Çok güzel yöntem. Ya birden mesela yağmur basmış hemen bot alman lazım. Hediye konusunda aynen öyle düşünüyorum. Bak ablam bana, biz sizin hikayeleriniz eşleriniz de benim de ablamla ya. O beni hep üzüyor da. Ablam bana doğum gününde şarj aleti aldı orijinal. Çok güzel. Hala harika bir hediye. Hala da kullanıyorum. Bir sene geçti o kadar mutluyum ki oğlum. Vallahi öyle. Kimse buna kötü hediye diyemez. O gün telefonu çaldırsa çok komik olur. Alo. İyi akşamlar hocam, ne haber? İyi akşamlar hocam, sağ olun, teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyiz. Neden tartıştın ve gönlünü nasıl aldın hanımın? Tartışma şu şekilde aslında, tam da tartışma değil. Eskiden bekarken, öğrenciyken falan rock'n'roll bir hayatım vardı. Fakat evlendik, çoluk çocuk falan. Geçenlerde özendik arkadaşlarla, o hayata bir dönüş yaptık bir geceliğine. Erkek erkek. Tamam. Hepimiz erkek. En son tren İzban, İzmir'de yaşıyorum ben. Tamam. En son İzban'a bindim ve... evim biraz uzak olduğu için uyuyakalmışım. Oh. İnmem gereken ve son tren. İnmem tamam. Gereken duraktan 25 kilometre uzakta son istasyonda görevli tarafından indirildim. Sonra? Uyandım abi. Hanıma seslendim. Hanım da komşudaydı. Komşunun eşiyle beraber gelip o saatte beni toparlayıp aldılar. Özür dilemem de şöyle oldu. Biraz basit oldu. Ben çok çiçek... Dur bir dakika, dur bir dakika, vır senin lafın da bitmiyor. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Sen şimdi uyuyakaldım dedin, uyandım evet. Dedin, seslendim dedin. Telefonla aramış. Telefonla mı aradın? Evet telefonla aradım. Dedim oldu. Ki ben uyandırıldım görevli tarafından. Son istasyondayım, 25 kilometre ötedeyim. Tamam. Tren de yok. Şimdi... ya bırakacaksınız sabah kadar buradayım ya da alacaksınız. Peki hızlıca bak, çok özet geçti. Nasıl gönlünü aldın? Abi
Hiç çiçek almazdım. Çiçek aldım ve oldu. Ha. Yani standardı bu kadar altta tutunca basit oldu. Senin adın ne? Gofret aldım, barıştık diye. Efendim? Adın ne adın? Senin adın. Semih. Çok güzel adamsın Semih. İyi ki aradın. Öpüyoruz. Eyvallah, sağ olun. Azıcık bizim telefon bağlantılarımıza göre uzatıyor lafı ama o senin güzelliğini değiştirmez. Öpüyoruz, bay bay. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Hadi bay bay. Ne diyorsunuz? Ben bir kere böyle bağlar başında oturuyorum. Taksim'de sabahladık. 110'a bindim İstanbul'da. Uyuyakaldım. 110 Bostancı'ya mı gidiyordun? Evet. Hiç param yok. Bostancı'da indim. Bostancı'dayım. 0 liram var. Sabah 6.30. Çok güzel yürüme. Eğer kış değilse. Ya diyor, durdum orada öyle. 8 kişiyi falan aradım, borç istedim. 5 lira mı 10 lira mı ne biri yatırdı bankaya. Abi ne borç istiyorsun ya? Ben çözerim orada ya. Birinden rica et, ne olacak? Yok abi, nasıl çözeceğim? Tanımadığım birinden. 6.30'da sabah kimden çözeceğim? Olur mu iş saati abi? Pazar sabahı, pazar. Ya hikayeyi güçlendirmek için. Sana şöyle söyleyeyim. Bayram abi, bayram. Hocam daha yeni meteor düşmüş. Nereye yürüyorsun? Arkadaşım. Sana şunu söyleyeyim. 1 Ocak, 1. Sana şunu Mesela söyleyeyim. Mesela böyle çürüttükçe hikaye eklemeler yapıyor ya. Arkadaş pazar oldu yine, bir daha ya. Belki yine şüpheli. Ya sokağa çıkma yasağı var mı? Var. Bak seçim zamanı. Şimdi oldu. Seçim zamanı değil, dur. Nüfus sayımı zamanı. Seçim zamanı. Saçma zaman. Her yer bayrak. Gözümüzü görmüyor. Her yer bayrak, ben nasıl yürüyeyim? Hay Allah. Sarılın bayrağa, uyumuşum. Vallahi pazar sabahıydı. Niye şimdi inanmadınız oğlum? Pazar sabah gözü görmüyor. Bostancı'dan yürünür abi. Sana şöyle söyleyeyim, sistel önünü görmüyorsun. Tamam, yürünecek gibi değil Kemal. O zaman evet, aranır insanlar. Fırtına. Arkadaşlar. Fırtına. Ama arkadaşlarından birini arayıp seni bırakmasını istemek daha iyi değil mi? Tabii abi, bana 2 lira getir neymiş ya. O zaman da hatta. Bana 2 lira getir ve şovumu izle. Ve benim şahsi şovum hazır ol. Mesela sen Kemal, sen kabul edeceksin de bunu. Kemal hayatımızdaki böyle zor durumlarda aranacak adamdır. Tabii Kemal bir de evet. Uyanıktır 6.30'da. Evet, ben uyanığım dedi. Sporunu yapmıştı. Uyanık olan tek arkadaşım Kemal olabilir. Uyanık, o saatte. Arabalı ve üşenmeyen adamdır. Evet. Yani asla bırakmaz seni. Ev taşırsın orada. Gelir. Ondan sonra işte benim geçen gün çok içmekten düştüm. Burnumu merdivene çarptım. Kırıldı mı kırılmadı mı aradım, geldi. Sabah karşı 4. Gittik beraber acile değil biz mi? Biz de Kemal'i yani? Fazla mı çağırıyoruz acaba? Adam ambulans çağıracak yerde Kemal'i arıyorsun oğlum. Gerçekten burnunu adam kırmış. Müthiş ama gece 4 falan. Kemal gelmiş, telefon buna çaldı da. Agacım dedi, galiba burnum kırıldı. Kemal bana şey dedi, o sevinçle üzüntü arasında bir şey yarattı. Senin burnun hep yamuktu dedim. Dedim bak yamukluk var mı dedim. Oğlum zaten böyleydi dedim. Biraz ya demedim. Sevinsen mi kırılmadığına, üzülsen mi bilemedim yani. Alo. Alo. Hoş geldin kuzum, ne haber? İyi, çok mutluyum. Dün akşam gülümseyerek uyudum senin sayende. Teşekkür ederim ayrıca. Seval ben. Rica ederiz. Hoş geldin Seval. Dün akşam oyuna geldiler tek tek şeyde. Açıklayalım da. Ben de podcast dinledim sandım. Maslak'ta. Seval hızlıca evet. Niye kavga ettiniz? Söylüyorum. Gönlünü nasıl aldılar? Ya da sen nasıl aldın? Biz kavga ettik. Çünkü benim büyük kızım biraz asi bir çocuk ve babasıyla kavga etti. Kızım küsmedi, ben küsmedim. Babaya mı? Babaya, evet. Çok güzelmiş. Nasıl aldı gönlünü? Rakı balık yaptık biz. Benim işte çok sevdiğim bir mekan var. Oraya da uzun senelerdir gitmemiştik. Alkolsüz, alkolsüz. Yakma bizi, alkolsüz. Evet. Balıksız, balıksız. Bezesiz, bezesiz. Öyle oturduk. Helva, çay, sondakini söyle. Salata yedik, meyvemiz geldi. Nerede oturduk ya? Geçen şey vardı ya, bu bir dizi var. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Nereden biliyoruz bunu? Ha, bir masa, yo, biliyorum ya, bir masa adam meyhaneye gitmişler. Ha, Oktay Kaynarca falan. Ha, Oktay Kaynarca fotoğrafları var. Mehmet İfak Bayram zannettiğim dizi bu, hatırladım. Fotoğrafları var abi. Hepsi kıpkırmızı, tamam mı, yanaklar. Her türlü mezze artık mevcut. Artık kaçıncı duble mevcut. Hepsi sol kol belediği altta sol görünmüyor. Kol aşağıda. Önde ama böyle donatmışlar. Abi önde buz var ya. Evet buz. Buz. Bir kova buz. Birisi yazmış, buz mu yiyorsunuz zaten? Tweet atmış, gördüm. Buz balık yapamaz mıyız kardeşim? Kimle karışır ya? Meybuz gecesi yaptık ya, ne vardı? Meybuz night. Ne kadar kötü ya. Ne kadar iddiasız bir gece. Hanımlar beyler, neden kavga ediyorsunuz ve gönlünü nasıl alıyorsunuz sevdiceğinizi? Bu akşamın süper sorusu bu. Sizden ricam, Instagram Mesut Süre hesabına cevaplarınızı da yazın. Oradan da okuyalım. Kemal, son en son nasıl gönlünü aldın hanımının? Ya ben şey, biraz garip olacak ama özür dileyerek gönlünü aldım. Çünkü genelde özür dileyen birisi değilim ben. Özür dileyince çok etkilendi. Öyle mi? Evet. Sen niye özür dilemiyorsun? Çünkü hep haklıyım.
Abi yakışmıyor. Yani öyle düşünüyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm için. Bazı insan mesela özür dilerken elim eli titrer yani. Anladın mı? Böyle sinir olur. Evet. Ne kadar da itici bir şey bir yani. Bir de şey var abi. Özür dileyememek. Özür dilerken dilemeyen biliyor musun onu? Evet. Sırf hani özür dilemek tabii, için. Ama içinden hala yani haklıyım diyor. Ama sen de diye başlayıp yeter yarım ki, saat. Özür falan diyor. Özür yeter ki kapa çeneni. Evet evet. Yok yok hiç çok samimiyetle özür. Bir de bizde şey oluyor ya mesela. Ben eşimle ne zaman bir olaydan ötürü tartışsak. Onun gönlünü almak müthiş zor oluyor. Ben hemen yani benim gelsin. Tabii tabii. Bir saniyede ben tamamımdır yani. O çok uğraştırıyor. Ya, tabii mutfaktan güzel bir koku geldi. Ben zıplaya zıplaya gidiyorum. Ne kavga ne bir şey. Erkek öyle çünkü. Kankuru gibi gidiyorsun yani. Almışsın kaseyi önüne ne koyarım içine diye. Tabii tabii. Onlu mavi kokusunu aldın mı ne kavga kalıyor ne bir şey. Ama bir şey diyeceğim abi. Bir kase erik ya da bir kase çilek getirip koyuyor bazen mesela. O evet. Direkt bizde tartışmayı bitiren bir şey. Tabii tabii. Aynen öyle yani. Çilek ve pudra şekerini bırakıyor mu diye gidiyor. Aynen öyle. O da yolda giderken banmaya başlıyorsun. Hiç sinir kalmamış yani. İlker de benim gibi yani. Abur cubur kavga mavga biter abi. Kolayız oğlum. Erkek kolay insan yani. Tabii. Tabii canım. Biraz tabii. Gerginlik de sevmiyor. Kolay yani. Bir de gerçekten küçük şeyden mutlu oluyorum. Bir de yani tartışma bayağı da büyük mesela. Beni aldattın aldatamadın. Yine de erik ve çilekte manasızlaşabiliyor. Ha, şimdi o. Şimdi o. Şimdi bir dur bakalım. Yine hayat bilmemez. Koca adam bir dur orada. Yine galiba. Yayında ağaç, bir şey ağaç silkelemen lazım. Erik ağacını dut, silkelemen duta götüreceğim. Dutun altına çarşaf germen lazım. Tatlım aldatılma konusunu rafa kaldır. Sofra bezini kap geldi. Ya bir şey diyeceğim. Babaannemin bahçesinde bir dut ağacı var. Ha? Ya meşhur bir dut ağacıdır. Şu anda da başlıyor. Yavaş yavaş başlayacak. Dut silkeleme olayı sizde var mıdır? Büyük çarşaf gelip. Evet. Ailenin bir tane atletiği var biliyor musun? Yaşına başına bakmadan evet. Bir tırmanıyor abi. Evet evet doğru. 55-60 o silkeliyor yani. İnce o kadar genç var. İnce yaşlı onlar, ince yaşlı. Deli biz kuvveti. Deli, İnanamıyorduk biz ona o ya. O var ya deli kuvveti. Çok böyle... Zayıf ve damarlı kol. Ha. Aynen bembeyaz damarlı yaşlı. Ufak tefek tıfıl bir adamdan dayak yemeyi çok arzuluyorum. Yani ben hiç ona inanmam ya. Yani tahmin etmediğim, beni döveceğine ihtimal vermediğim bir insanın. O bir tek galiba hayvanların dünyasında gerçek. Bence de insanların dünyasında yok böyle. Hayvanda iri olan gerçekten küçüğü. Antal. Yani parçalıyor ama erkek diyorum. İnsanda o zor. Ben tam tersini düşünüyorum ya. Ben büyük alır demiyor musun sen? Ha büyük alır yani diyorum. Bizde evet, evet insanda. Ha, tamam. Şimdi bazı tamam küçük ama güçlü insan var hakikaten. Var ama bir yere kadar yani abi. Üstüne çöküverdim bir de kabus gibi. Güçlü bir şekilde gider yani. 18.21 yayın saatimiz. Kavga ile bir tek bu, yok ya. Bence... Hiç dinleyemedim. Evet. Bu vay dedi. Tek... Vay dedi kapattık onu. Vay deli gönlüm vay. Az sonra burada olacağız. 18.22 yayın saatimiz. Hanımlar beyler acaba neden tartıştınız ve nasıl gönlünü aldınız? Önümüzdeki çarşamba Bursalılar dostlarım. 18 Nisan çarşamba akşamı Mesut Süre ve İlker Gümüşoluk olarak birer saat arka arkaya sahne alacağız. Tek bir oyun gibi düşünün. Birer saat geleceğiz, arka arkaya çıkacağız. Biletleri Biletix'te. Buyurun gelin, dolsun taşsın Sanat Mahal. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Mabel Matiz. Öyle kolaysa bu aralar sık çaldığımız şarkılardan biri. Ben de kabul ediyorum sevgili dinleyici. Zaten son hafta. Çok yani ince. Bugün sadece Mabel Matiz yazın ne olur ki? Yani inceleyip sık dokuduğum söylenemez son zamanlarda. Yeni radyoda Mabel yok ya. Yok. Yeni radyomuz Virgin Radio bu arada. 16 Nisan pazartesi akşamı 18'den itibaren Rabarba başlamış. Yeni radyomuz bir radyo demek ki. Radyo evet. Öyle. Değil mi? Virgin Radio. Virgin Radio. Markası sonunda oluyor. Bunu diyebileceğiz Mesut. Ben dedim zaten Virgin Radio mu dedim. Yok dediler. Radio dediler. Tam dediler. Çok. Zaten ben hemen alıştım. Şu an JoyTürk'ü sildim. Kafamdan. Beni biliyorsunuz. Tabii tabii. 8 sene Rock FM'den sonra Kent FM'e geçtik. Birinci programdan itibaren Kent FM'de. Kent FM. Canım Kent FM. Yani omurgam çok zayıf. Öyle de olması gerekiyor. Yayın, ha, yayın yani. Tabii yani. Bundan sonra Virgin'ciyiz. Ne oldu ya? Çeşitli şakalar. Allah Allah. Sevgili dinleyici, acaba neden tartıştın ve gönlünü nasıl aldın sevdiceğinin? Akşamımızın çiçek gibi sorusu. Kemal Ayça ve İlker Gümüşoluk'la yayındayız. Telefon alacağız. 0212 368 62 40'da telefon numaramız. Aha da geldi. Alo. Alo. İyi akşamlar. Alo. Evet, bir telefonumuz daha var bakalım kim. Alo. Alo merhaba iyi günler. Abi hoş geldin ya. Ne haber nasılsın? Teşekkürler siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Ne oldu da tartıştınız gönlünü nasıl aldın? Vallahi bizimki biraz garip bir hikaye aslında.
Ya bir akşam misafir arkadaşlarımız gelmişti yatıya. Yatak odasını onlara verdik. Biz salonda kanapelere kaldık. Tamam. O akşam ne yediysek artık benim mide bayağı bir gaz yaptı. Aman abi dur, hiç girme oralara. Ondan sonra ben bu gazı çıkarma ihtiyacını olunca... Ya girme dedikçe hadi öptük bay bay. Ben bu telefonu almayacağım ya, bu zaman olsun. Ama tamam. Bence önemli bir konu ya. Misafire yatak odası vermek. Evet, değil mi? Anneye babaya veriliyor mesela kalmaya geldiklerinde. Anneye babaya teklif edilmeli ya da çok böyle uzaktan gelen arkadaş. Vallahi ben hiçbir şekilde vermem ya. Ben aga... Ben de vermem. Yatak odası verilmemesi lazım. Sana ya. Şunu söyleyeyim. O gün tanıştığım ve çok uzakta oturan bir çocuk vardı, böyle ses teknisyeni ama böyle birinin arkadaşı. Hı hı. Bir davet ettim yani, gel dedim, tek yaşadığım dönemler. Geldi, hemen yatağımı verdim. Biz boşnaklar böyleyiz. Kanka yani... boşnaklıktan beri biz senin yatağını da biliyoruz. Adam neden? Gidecekti. Oğlum benim yatağım... Adam kalmayacaktı. Gidecekti akşam 8 gibi. Zorla yatırdım. Baya bazasız yatağı teklif etmiş. O zaman doğru. Doğru diyor mu? Geçti bazaya hadi. Biz boşnaklar zorla bazaya sokarız. Biz zaman... boşnaklar baza sevmeyiz diye. O zaman öyleydi ama gerçekten. Evet. O zaman öyleydi. Bazasızdı. Şeydi böyle, yer yataydı yani. Ya yani, normal yatak ama yerden yerde, başlıyor. Yerde. Ama çok bir şey söyleyeyim sana. Sonra nasıl moda oldu ama onlar? Müthiş yatak. Evet, alçak yatak değil mi şu anda moda? Alçak ama moda. Hiç mesela hiç bazasız yere koyduğun o güzel yatak var ya, en rahat öyle yatıyorsun. Galiba insanoğlu yerde yatmaya programlı. Olabilir. Ha. Bir de çocukluktan kalma bir keyif mi nedir o? Ben de hep böyle zaman zaman istiyorum ya. Diyorum tabii bir akşam yani. Sersek yatsak mı yerde falan ama. O biraz bizim babalardan bence. Onlar hep yer yatağında büyümüş ya. O kadar kafamıza soktular ki yer yatağı çok ayrı, çok güzel, evet. diye öyle büyüdük. Biz de çocukken çok isterdik abimle birlikte kaldığımız yıllarda. Halıya yorgan serip üzerinde yatmak. Şey, ailece aynı odada yer yataklı koltuklu yattığınız dönemler de olabiliyor. Bir misafirliğe gittiğinizde oda yok mesela. Annem baban yerde yatıyor, sen bir koltukta, ablam ya da abim bir koltukta. Dört kişi çekirdek aile bir odada kalıyorsunuz. Evet, evet. Birinin evinde ve o çok değişik bir şey. Gece tuvalete kalkarken de topuğunla birinin yan etine basıyorsun. Cıks diye. Annenin babanı mesela uyurken yatakta görmek değişik bir şey yani. Evet. Anladın mı, hani hep yatak odasındalar, kapı çarpıyor. Mesafeli uyuyorlar, iyi diye tuvalete gidiyorsun. Tabii sırt sırtalar. Şeyde de oluyor ya baba bazen. Sarılmıyor. Çünkü bile. İnsan en nefret ettiği şey. Tabii. Annesiyle babasının yan yana yakın görmek. Baba anneye sarılmıyor dahi. Sarılmamalı. Sırt sırta, arada gerçekten yarım metre var, öyle uyuyorlar yani. İnsan kendi karısına sarılır mı lan? Bizim öyle bir 10 günümüz var ya. Evde boya badana vardı. Her yer boyandı, tek bir oda kaldı. O odada işte anne baba. Anneannem de bizle kalıyordu. Anne baba, anneanne, ablam ben. Vallahi. Tabii. İşte evet. 10 metrekare oda. Yani çok çok zordu. Biz de yaşadık öyle bir dönem. Babamın eğlencesi olduk ya. Böyle köy düğünlerinde falan çok olur sevgili dostlarım. Böyle o dediğim odadan çıkarsın ve koridorda da birileri yatıyor. Yani vallahi hostel gibi bu. Gerçekten aile. Öyle. Bir de yani bir aile sağda yatıyor. Böyle 3 metre ötede başka bir aile yatıyor. Böyle kamp gibi ya. Vurulmuş bunlar. Yani ama komple yatıyor. Evrayını kurtarmanın finali oğlum. Bir efsanesi var ya. Dur şunlara basmadan tuvalete gideyim diye. Beyler gerçekten. Müfreze ya bu. Allah Allah. Ya siz yaşamadınız mı böyle bir şey? Hep senin tespitlerin mi hayatta karşılığı olacak? Adam da sevmedi. Birader siz. Bak ben zaten tespiti hiç bilmem. Bir de burada İlker varken yani. Niye giriyorsun bu tatlara? Bir dakika, siz ikiniz de köy düğünü görmemişsiniz. Gelip bana. Ben görmedim. Ben köy hakikaten. Düğüne girdim bile abi. Dangıldım. Köy düğününe girdin de düğünden sonra orada kaldın mı birader? Biz otelde kaldık sonra. Tamam işte. Biz köyün o düğünü sahibi. Biz köyün düğününü severiz. Biz köyün düğününün sahibi eviz yani. Düğün eviyiz. Yani bir evde birkaç aile mi yattığını iddia ediyorsun sen? 8. Birkaç değil. Her odada başka aile. Koridorda aile. Bunu yaşadık ya. Tuvalette bir aile. Öyle. Allah Allah. Devrim ya. Ben mesela Rönesans dönemi sonrası bu vallahi, vallahi cinsel devrim diye. Evet. Hayır. Bu yani ben en azından şöyle söyleyeyim. 3 ayrı baba gördüm yani yerde yatan. Koridorda. Ya koridor dediğim böyle geniş ya, bir evde türlü türlü baba da ne komik oluyor. Kahverengi bıyığı var, siyah bıyığı var. Hepsine beyaz saygı saçlı, duyuyorsun. Ama ne. Bambaşka babalar yani. O mesela öğrenci... Sırtı benlisi var. Öğrenci evlerinde 3-4 kişi kalırken aileleriniz ziyarete geldi bir hafta olur. Kültür yılda bir hafta ve Ege'den gelen aile, Rize'den gelen aile, Ankara'dan gelen aile. Böyle 3-4 tane aile. Ve evin içerisinde birinin ailesi gelmiyor mesela. Hmm. O gelmeyenin odasına küllükler, bütün o pislikler. Ondan sonra o hafta ailesi gelmeyenin berbat bir odası oluyor.
Herkesin ev temizlenmiş. Bütün şeylerde atıklar da oraya atılmış. O odaya. Aa, bir şey diyeceğim. Bu da mı yok? Bu var, olmaz mı? Ya bize bu hepsinden çok yok var. Yok bunların işte. Allah Allah. Ben tamam o zaman ben bilmiyorum hayat. Ya yine bil hayat da. Bir gelen mesela anne, evet, sadece oğlunun odasını mı temizliyor? Gelen anne temizlemiyor oğlum zaten. Sen onlar gelmeden kendin temizliyorsun öğrenciler olarak. Ya bir oda çöp oda oluyor. Bir oda o çocuğun... Analar babalar görmesin diye oraya yığılıyor değil mi? Kitliyorlar onu bir de. Kiler miler diyorlar. Yavrum içeride yatıyor. Tanıştırmıyorlar da. Ulan biraz daha yükselteyim. Öldü o diyorlar Kemal. Bunlar da mı yok? Bunlar da mı yok? Son bir telefon. Alo. Merhaba. Hoş geldin kuzum. Ne oldu da tartıştınız? Gönlünü nasıl aldılar? Şimdi biz Almanya'ya gittik. Dönüş biletini eşim Sabiha Gökçen'e almış. Farkında değil ama. Tamam. Uçağa bineceğiz. Bakıyoruz bizim uçak değil. Saat doğru. Sonra fark ettik. Eşim bunu çok sık yapıyor. Yani gidip biletimiz yok. Gittiğimiz bugün değil dünmüş uçak biletimiz falan dediği çok oldu. Tamam. O yüzden ben bayağı sinirlendim. Bu dedim sürekli böyle oluyor falan filan. Tartışma biraz büyüdü. Nasıl yani affettirdi? Uçak aldı diye. Sade de gel. Sustuk. Nasıl gönlünü aldı? Sabiha'yı aldı. Yok ben onun gönlünü almak zorunda kaldım. Çünkü abartmıştım. Artık yani hani tamam oldu gitti demem gerekiyordu. Biraz abartınca ben onun gönlünü küstü almak zorunda kaldım. Nasıl aldın gönlünü? Evet. Şey böyle maymunluk yaparak. Bak ben hala sevdiğin kadınım. Çok tatlıyım bilmem ne falan diye böyle. Ben o kadınım. Kendini diye böyle överek. Biraz... Ben o kadınım deyip durmuş. İyi bak kendine. Çok güzelmiş ama. Ay Allah ya. Abi aslında bu bir farkındalık yarat. Gönlünü nasıl Esenboğa Havalimanı'na bilet aldım. Bu ama ayrılma arifesinde başvurulan klasik yollardan biri bu yani. Evet. Ben o çok sevdiğin, çok öptüğün adamım. Ben o adamım. Falan böyle yani bildim ben bu kalıbı ya, bu cümle var. Bu da yok Mesut. Ya size yazıklar olsun. Hiç kusura bakma hiçbir şöyle dediğin bir yok adamdan senin. Adamdan ayrılmayacaksan da ayrılırsın. Yani. Allah. O benim ya. Siz hiç... Hatırla iki de tokat atıyor. Ya. Hatırla kendine gel. Mi yani? O benim. O Mesut benim. Aşık oldum Mesut'um ben. O şen şakrak ben çok dedim. Diyorsun bu. Eski fotoğraflar falan çıkıyor ortaya. Ha bu cümleleri ben hep kullandım. Peki hiç eski sevgilinizden evinden eşyalarınızı almaya gittiniz mi? O anı yaşadınız mı? Hiç benim öyle bir hayatım benim öyle bir olmadı. Eski sevgilim olmadı ya. Eşya ha. Bırakacak kadar evine. Bazı adam mesela ya da bazı kadın... Çaldın mı diye sorarsa o ayrı. Bak mesela bazı... Sevgimi aciz gönder. Bazı adam, bazı kadın... Saylanır mı? Salı günü ilişkiye başlamışlar diyelim. Çarşamba günü eve ikinciye gittiğinde pijama götürür. Evet bak taşınmadan ha, bir evet. Önce eşya bırakıyor. Hemen kadın. Evet. Hemen yani böyle. Adam yapar mı bunu bilmiyorum ben yaşamadım. Ha, hemen böyle dolaba böyle şey pijama. Altlık. Altlık işte bir tane üstlük yalandan tişört terliklerini koyar kapının oraya falan filan. Bir şey soracağım tarihinizde çok saçma bir altlık giymişsiniz var mı? Kötü altlık. Benim yani var. Ben teyzeminkini falan giydim. Var yani. Var. Benim var var olmayınca giyiyor. Filiz teyzemin bayağı pijamasıyla yattım koca adam. Pembe değil mi? Pembe bir sarı mı ben falan. Ben giydim pembe dar. Yani şey bir kirli değilse filan o an giyecek bir şey yoksa bambaşka şeyler bir yerde kalmak zorundasın ve gerçekten yani giymek zorundasın. Evet kirli bir şey bir daha giymekten hiç giymeyeceksin temiz şeyi giyersin. Tabii de tabii. Bence de öyle. Ha, yani. Yani, çok beden farkı olmazsa eğer hiç sorun yok da beden farkı olursa azıcık. Beden farkına da alışılıyor be abi çok dar bir şeye böyle çekiştire böyle 3-4 saatte açıyorsun onu sen. Yani senin poponun kadar böyle genişliyor. Sana eşortman altı diye veriyorlar sen Semih Yuva kuran şortu gibi. Giyiyorsun baldırlar açık. Evet evet. Teyze eşortman. Ben çok kısa. Şöyle bir yokluk hatırlarım. Bir arkadaşın evinde kalıyordum. Şey havası var ya. Abi bir şey verme. Çarşaf falan verme. İstemiyorum diyorsun da gece soğuk bastırıyor. Dolanıyor evde. Ben bayağı abi bir verme sürü yastıkla kendime yorgan yaptım. Üzerimde böyle yüzlerce minder altında ısınmaya çalışıyorum. Bir de kafanın altındakini de üstüne koymuşsun. Tabii tabii. Yani kafadan da vazgeçtim. Yastıktan medet oluyorsun. Isıt beni diye. Yastığı göğse koyuyor. Buradan gelmesin soğuk diye. Eli böyle koltuğun aralarına falan soktum yani. Gelelim birazdan 18.42 yayın saatimiz sevgili dinleyenler. Akşamın sorusu neden tartıştınız ve gönlünü nasıl aldınız? Instagram'a cevaplarınızı yığarsanız biraz oradan okuyalım sevgili dinleyici. Öbür anonsla birlikte. Ayrılmayın. Az sonra buralardayız. Bu arada gelecek olanları da hatırlatayım. Bu akşam 21'de Zorlu'da Bar Aperitivo'da sahnem var. Biletler kapıdan alırsanız indirimli. Mesut Süreyler'e barba devam ediyor. Hanımlar beyler, Rabarba canlı yayınla devam ediyor. İlker Gümüşoluk ve Kemal Ayça konuklarım ve akşamın sorusu çok belli. O da şu,
acaba neden tartıştınız ve hanımının beyinin gönlünü nasıl aldın? Şimdiye kadar gelen telefon bağlantılarında genelde tartışma ağırlıklı konuşuldu ve gönül almak hep geçiştirilmiş. Ne geldi? Çiçek geldi. Ben senin o sevdiğin kadınım geldi. Ona o kadar yani. Ne geldi? Hiçbir şey ayakkabı gelmedi. Ayakkabı geldi bol bol. Hiçbir şey gelmedi yani. Baktığınız zaman gönül almayı bilmiyoruz. Galiba biz hediye alma verme kültürü konusunda da azıcık eksiyiz yani. Ben mesela eksiyim. Değil mi? Ben normal zamanda ya. Da gönül alma değil yani. Normal zamanda da alacağım zaman dönüp dolaşıp en son ayakkabı alıyorum. Bir şey soracağım hep peki. Aynı yani. Kemal, eşin çok sürpriz seven biri mi? Sana mesela müthiş sürprizler hazırlıyor mu? Yok. Ha, o zaman rahat. Benimki bir de bana acayip sürprizler hazırlıyor. Ben o yükün altında çok eziliyorum. Yani. Şu mesela hoşunuza gider mi İlker? Eve geldin. Yorgun argın geldiniz bir yerden. Kapı girdiniz. 30 kişi içerideyiz. Eşim bizi toplamış. Hiç sevmem. Nefret ederim. Eşim bizi toplamış ama dağıtmışız evi ya. 4 saattir de evdeyiz. Her şeyin dibi kalmış. Saklana saklana iyice böyle artık şey olmuşlar. Yani... Saç sakal birbirine girmiş. Ortalığı dağıtmışız. Gidiyoruz yani biz de. Hoş geldiniz. Abi ben sürpriz sevmem, misafir hiç sevmem ya. Öyle mi? Vallahi ne. Sen hiç. Sever misin? Ben de sevmem. Eve geldik 30 kişi. Lan hiçbir insanda zannetmiyorum sevsin bunu. Evet yani doğum. Çok yalnız olmak lazım. Ay ha, ki, evet. İyi ki doğdun diye bağırıyoruz. İlker'in doğum günü diyelim. 30 kişi geldik eve. Böyle bir durumda mesela İlker'in tanıştırmak istemediği arkadaş grupları olabilir. Evet. Yani hanımı evet. Bunu bilmez. Tabii senden gizli plan yapıldığı zaman illa sevmediğin tabii, adam yani, falan gelir oraya. Ki yani bu adamdan bir araya getirmek istemiyorum. Çok da kötü bir durum abi. Kimle ilgileneceğini şaşırıyorsun. Tabii. Bir taraf darılıyor. Oraya gidiyorsun, bu taraf bozuluyor. Aha. Yani bir de şu oluyor mesela. O da üzücü olur. Yani utandığın grup oluyor ya. Yani. Evet. Diyorlar. Aslında senin utanıyorsun bayağı yani. Bunlar benim arkadaşım. Değil. Vakit geçirdiğin ama böyle standartın düşük. Evet, bazen evet. İnsan standart düşüklüğünü sever. Evet. Anladın mı hani kahveye gider. Moduna bağlı abi. Ha, işte bilmem nesini içer. Ya evet. Maç arkadaşım yani. Ha. Her hafta gidiyorum dipteki meyhanede takılıyorum ama adama. Ama 4 kişiler bunlar ve evet. Böyle gelip İlker'in başka bir arkadaş grubundan kıza yürüyorlar mesela, tamam mı? Evet. Bu mesela hiç hoşuna giden bir durum olmaz. Değil tabii. Yani öyle adam da hemen çağırır seni. İlker şu kim falan diye böyle. Tabii. Abi o boşta mı diyorsun? Yani, abi bir durum miyim? Varsa yanlış yapmayalım diye böyle bir delikanlı cümlesi evet. De var yani. Hani beni tanır, ben normali sana sormadan yapmam. Lan yani 50 metrekare evin içindesin. İlla ki bir durum vardır. Şey, o öyle ama mesela şey diyor. Birinin tanıdığıdır o yani. O kızla ilgili şey diyordu yani. Ben sordum, sevgisi yokmuş ama gene de diyor sana bir danışmak istedim. Bir yani... de çok delikanlı kesip solan adam var. Nasıl? Hani olmaz onda bulma falan derken adam gururdan kimseyle çıkamıyor. Yani. Yok abi bakmayız etme onun eski sevgilisiymiş falan diye herif yok oluyor yani. Kuzenin komşusuymuş olmaz oluyor. İyice. O da Bostancılı abi yok daha. Tüketiyor yani. Bütün varlığı tüketiyor. Evet yani o kadar da gurur yapmayacak. O onun şeyi, o onun şeyi. Zaten tamam hanımın... Beyler 3 yıl geçti kız düştü diye. Abartmalım o kadar da değil de yani. En azından sınırları iyi çekmek lazım yani. Anladın mı hani bir şekilde? Senin eski sevgilin olmadığı sürece bana okey. Öyle. İlker'cim ha. Annem, halam. Öyle var mı? Annem, halam, ablam hariç bir de eski evliler hariç. Öyle değil mi? Herkese çıkabilirsin abi. Yani tabii yani benim akrabam olması mesela etkilememeli. Ha yok. O sorulur. Akraba da çıkırmış. Seni etkilemez mi aga? Mesut senin akrabanla sevgili olsa. Kırmızı çizgi. Etkilemez. Kırmızı çizgi. Olmam. Ne demek? Ya benim atıyorum kuzenim işte yani. Olmam. Senden hoşlanıyor. Yakışmaz. Ya bu solan adam işte. Ne oldu? Ya. Ya Mesut böyle olur mu? Hayır. Gerekirse kururum ölürüm yakışmaz. Ya, oğlum biz. Lütfen kuru öl ya. Oğlum biz Bursa çocuğuyuz. Tamam bak beni delirtmeyin burada şimdi. Sen de benim akrabama bakacak olursan önce bana bir sor. Akrabana bakacağım da. Ulan bunun izni yani, nasıl alınabilir ki? Akrabanı süzeceğim. Olay var mı? Öyle kuzeninize karşı niyetimi bozuyorum. Ay, tamam, işte, gerçekten sümsüğü yersin yani. Sen dostumsun. Seni severim ama belli bizim de kurallarımız şu, var. Yani. Şunun için tabii ki izin iste. Ya işte bu hanımefendi kim ben konuşmak istiyorum falan dersin. Öğrenirsin tamam ama genel olarak onunla sizin gönül ilişkinizden bana ne yani? Müthiş modern oynadı. Modern değil abi. Uzak akraba ya. Şu an kuzen tam ters olduk ha. Geçmişimizin ben hep böyle genişimdir. Ben şu an yani mal oldum. Rahatımdır. Bu yayının beteri benim şu an. Kuzenle karışabilir misin? Mesut Süreyle çıkmayacaksın diyebilir misin? Ya yani? Şöyle bir durum var abi. Karışmasın kuzen da. Kuzen der yani sana ne diye. İlker çok karışır rahat. Ya. Ama şu var abi. Kafama dikilir şimdi... ya. Sen bana niye söylemiyorsun diye yemin ediyorum kafama dikilir yani. Ben biliyorum bu arada. Limonatayı fırlattığım gibi düğünde başına. Çeyrekle dönerim onu.
Gelir yani. Ben çizerim. Ben biliyorum yani. Hikaye gelir yani. Aslında olayın özü ne biliyor musun? Şimdi evet. Kuzenini de tanıyorsun. Mesut'u da biliyorsun ya. Tamam. Sadece karşılıklı uyarılarda bulunursun. Tamam, evet. Bak, bu adam bugün sever. Yarın sevmez. Aga, falan sen, gibi. Sen şimdi bana mı? Doğru, evet. Sana bir 10 saniye uyarı, kuzene 4 saat uyarı. Bak kızım. Ben aklını boşuna topla. Ben çok adam uyardım. Sen düğünde diye etkilendin. Ben bu çocuğu kaç kişiye yapmaya çalıştım biliyor musun diye. Bu adamlar sanat sepet işinde. Bunun bugünü var, yarını yok. Alo. Alo. İyi akşamlar Mesut. Hoş geldin. Azıcık yükseltsene enerjini hocam. Hoş geldin. Enerjim yüksek ya. Tamam, güzel. Peki zaten haliniz neden kavga etti ve nasıl gönül aldı hızlıca? Abi bir gün annemlere misafirliğe davetliydik. Gittik. Annem de ben de en çok sevdiğim yemeği taze fasulyedir. Tamam. Herhalde aşıktan biraz fazla övdüm herhalde annemin taze fasulyesini. Evet. 5 gün konuşmadım. Ne yaptıysam, hediye aldım, sürprizler yaptım, sana getirdim. Gene de barışmadı. Dedi ki annenin yanında benim taze fasulyemi översen dedi barışırım. Çok tırışkadan bir konu oğlum. Valla yani. Karşılığa bak. Güzel ya. Efendim? Güzel ama. Çok, çünkü gerçek hayatta ama çok abi, var bu abi. Ödeşmek çok komik değil mi? Sen de onun yanında benim fasulyemi öveceksin diye. Abi zaten asıl komik olan şey değil mi? Övmeye bozulmak değil mi? Ya evet. Karşılığı var ama hayatta. İnsan anasının fasulyesini övsün ya. Mesela senin yeni ailen benim diyen kadın refleksi bu. Adamda da var, o kadında da var bu. Bu arada arkadaşlar. Yeni ailen benim. Tabii. Bir şey diyeceğim, ben bunu gerçekten yaşadım. Ben bir ortamda bir yere gittik, kayınvalidem de var. Oradaki kadına dedim ki ben böyle un kurabiyesi yemedim dedim. Tamam. Benim kayınvalidem de güzel un kurabiyesi yapıyor, çok bozulmuş. Allah. Arabada benimle konuşmadı falan. Bayağı olay olabiliyor yani bu, böyle bir un kurabiyesi diyorsun. Ya bu galiba ama şey gibi, şimdi yemek bizim için nerede bulsan, nerede güzel yesen översin. Doyarsın, yersin, bitti, önemsiz bir şey ama kadın için gerçekten... Evet. Hani doğru, şey doğru. El becerisi, kesinlikle iyi öyle. Yemek yapma bir önemli bir şey. Sana kurabiye yapmak için uğraşmış. Evet. Anladın? Şey benim gibi yani, bir kadının çıkıp ben böyle kaslı adam görmedim demesi gibi bir şey. Onlar için de çok önemli değil ama bizi bozar yani. Evet. Bozar mı? Kaslı adam ya, o göz var abi. Ya hayır. Hanımın ne kaslı adam hanımın var. Hanımın diyor ki vay be kaslara bak. Yok be abi. Kaslı adam. Ha, oraları geçtiniz. Abi yani hiç olmadı ki geçelim burayı. Yani ha, sen... kas çok... Benim azıcık canım sıkılır ya. Kas göreceli bir şey değil abi. Varsa vardır, yoksa yoktur yani. Sence var mı lan kadın? Batılılık odanın içerisinde sekiyor devamlı. Bana sekiyor, İlker'e sekiliyor, İlker'den sana sekiyor. Kimde kalacak acaba? Sana şöyle söyleyeyim, batılılıkla tık tık oynuyoruz. Dizimizin üstünde sektirdik batılılığı. Ben de az önce 4 saniye kaldı batılılık, hemen çıktı. Benim rekorum 24. Batılıyla kaç yapıyorsun? Ondan ayarla diye. Tek ayak mı, çift ayak mı? Ama diz yok. Diz yok. Hadi geleceğiz birazdan. Ayrılmayınız. İlker Gümüşoluk, Kemal Ayça, Mesut Süre kadrosuyla yayınımız devam edecek. Yeni saatte tekrar buluşmak üzere sevgili dinleyenler. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Yalın'la Ceceli'yle. JoyTürk. Bu hafta son. Hakikaten bu arada bizi... çok güzel ağırladılar. Bir yılda çok güzel de yayınlar yaptık JoyTürk'te. Ben tüm yönetime teşekkür ederim. Siz de yani buradaydınız. Hiçbir... teşekkürünüz, bir şeyiniz yoktu. Bir şey de görmedik. Çaylarını içmedik. Nankörsünüz oğlum siz. Ceceli'nin bir çayını içemedik. Bir patronluk yapmadılar. Ceceli katıldığı her programda boks yapıyor ya. Boks eldiven takıyorlar. Birilerine vuruyor tabi. Valla. Beyaz Şov'a katıldığında çok sağlam hoşa getirmişler. Bayağı dövdü Ceceli. Yani, küçük adam. İnsanların karateyle boksla çok şeyleri oluyor ya. Her fırsatta böyle o sporları yaptıklarına dair bir gösteri sunmak ama istiyorlar. Ama şöyle abi. Neden ben, acaba? Ben sana diyeyim sebebini. Doğada da böyle ya. Güvensiz adam, hissediyor. Evet, savunmasız ya. Küçük adam kendini belli etmek zorunda. Evet ha, ve evet. Yani ben onu öğrenmek durumunda yani. Bir tehlike anında büyük küçüğü, çünkü yani ben en kötü birini yerim yani. Anladın mı? Evet, çok yani. İşler zora şey oldu mu yer yutarım yani. Şimdi doğada da bu böyle. O yüzden adam bana tekme atmak zorunda. O yüzden öğreniyor tekmanda mekmanda. Aslında işte o kendini yemesinler. Ceceli'nin tüm tekmeleri lokma olmamak için. Beyaz sözcük ben nasıl yenmem diye gösteriyor. Şimdi biz mesela hak hukuk var, adalet var. Böyle bir tehlike yaşıyoruz. Biri arkamızdan yürüdüm, endişeleniyoruz. Ama mesela hayvanlarda daha sert bu durum. Yani bir kedi köpekle karşılaştığı zaman yani sürekli rest diyor. Şimdi kediyle köpeğin inanılmaz dostluğu.
Hayır, pokerciyim ya ben şimdi. Sürekli abi. Koynuna girmiş uyuyor ya. Haberlerde gördüm mesela. Hayvan. Sürekli rest demiyor mu oğlum? Rest. Doğru. Yani varlığını ortaya koyuyorsun. Sen de öyle değil. Evet. Kavga edersin. Ağzın burnun kırılır. Gidersin toparlarsın, bacağın kırılır. Orada öyle değil. Yani yenme tehlikesi çok sert. Her hayvanın da bir korunma mekanizması var ya. Yok diğer işte. Hayvana göre. Yani çok, çok büyük, çok büyük hayvana var. Karşı bile bir şey var hayvanda. Kirpi mesela büyük. Ok fırlatıyor mesela. Doğasından büyük şanslı yani. Lokma da olmuyor yani. Çok büyük şans gibi gelmiyor bana hiç o ya. Diline biline batıyor. Bir iki fırlatır yani üçüncü de basar. Bence mesela küçük. Diline biline batıyor küçük abi. Küçük insanlar da mesela. Küçük insanlar da. Tekvan da öğreneceklerine mesela bizde de. Ok atsalar. 1.60 bir anda böyle dikenli kabukları olsa. 1.60. Kapansa. Ha, 1.55 ise kapanıyor, dikenli kabuğu var. Mesela çok daha güzel bir savunma mekanizması. Tesbih böceği gibi yuvarlanıversen mesela 1.60 adam. Ya, anladın mı? Ama böyle... çok komik abi kavgada, mahalle kavgasında tıkla kapanıyorsun. Biri yuvarlansa. Salih amca kapandı diye. Ama içerisiz gidiyor. Hadi hadi. Hadi. Ben bir açılayım var ya. Salih amca kapanmış geçmiş olsuna geldi. Bekleyin orada. Ben de açılayım. Hemen açılmıyor o böcekler biliyorsun değil mi? Baya bir saat falan kalıyorlar öyle. Hanımı geldi ikna etmeye çalışıyor. Ben geldim kimse yok açıl artık. Bey, nereden bileceğim? Nereden bileceğim? Doğruyu söyle. 0212 368 62 40 telefon numaramı sevgili dinleyiciler. Yayın esnasında anlatan adamın beni araması da gerçekten büyük aymazlık. Belki canlı yayına mı bağlanmak istedim? Yok acaba? Ya normal yarın buluşacağız biz gündüzden de. Rabarba konuğu 7'de beni arıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Firuze aradı bir kere de böyle. Oğlum beni 6-8 arası aramayın. Siz konuksunuz yani. Aga sen de şu telefonu artık bir sessiz ay, al. Ay tamam alayım da yani. Bunun yani uçak modu var, sessizi var. Ya, bakmama var. Tanıdık arar, eş arar, dostlar. Konuk arar mı oğlum? Konuk demez mi yani bu adam yayında? Senin de ama şey kredin var ya. Telefonu açıp konuşma kredin var. Var var hocam. Şu an anonsu bölüp yani. Bizi sessiz alıp konuşsak kimse bir şey demez. Dinleyicilere de bir dakika müsaade isteyeyim. Abi çok önemli diye. Bir saniye biraz uzakta konuşuyor. Hafifte şakalı konuşursun. Yine akar program yani. Kapatmamış programı da. Şurada köşede konuşuyoruz. Stüdyonun köşesinde. Bazı yaşlı profesörler, akademisyenler televizyona çıktıklarında telefonları çalıyor. Hiçbiri asla kapatmıyorlar. Bayağı açıp konuşuyorlar. Belinden evet. De alıyor o telefon değil mi? Bir de akademisyen şeyi olduğu için saygı var. Yani karizması da var adam. Kimse bir şey diyemiyor. Burada mesela o dediğin tartışma programlarında insanların titrine dikkat ediyor musunuz? Yani prof var. Bilmiyorum ne okutman oturmuş bir tane tamam mı? Aslında mesela en mantıklı okutman konuşuyor. Belletmen var. Mesela en mantıklısını okutman konuşuyor. Hakim konuya. Anladın mı? Proftan... Genelde de öyle olur biliyor musun? Öyledir bu prof iş. Çünkü onun eylemiş eleğini almış. Proftan Yartoş'tan daha tam böyle araştırma evresinde ayrıntı veriyor öğreniyorsun ama... Gene de böyle bir titre bakıyorlar. Bir saniye önce prof konuşsun. Daha çok o konuşsun. Yaşa girmez aga ya. Ha, okutmana lafı verip geri alıyorlar yani. Aynen. Bazen profesör yanlış söylüyor. Bayağı hatalı konuşuyor da şey işte. Mesela yardımcı doçent şey diyor. Hocama katılıyorum ama diyor şöyle hani düzeltirsek yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırırız falan diye. Diyemiyorsun çünkü profesöre. Evet. Sen hiçbir şey bilmiyorsun diye. Yani hiçbir şey bilmeyeni çok yok da. Orada karıştıran var canım yani yine bayağı. Kafası karışıyor oralarda yani. Ben mesela isterim bu halimle çok ciddi CNN Türk'te bir tartışma programına katılayım. Hep şaka yapayım arada. Yani hani böyle aksın diye. Ay vallahi aslında lazım oğlum. Her şeyin şakası yapılır. Yeter ki yani dozunda yap. Onlar Suriye, Orta Doğu, iç savaş konuşurken aralara girip böyle. Sen her cuma bahanedeyim diye. Minik minik. Hayır ya. Böyle öyle deyip. Ankara'daki stüdyoda olsun Mesut. Tamam lafa geç. lafa gireyim. Kahkahamı toplayayım. İki cümle. Geri geleyim. Bu CNN Türk'ün de işine yarar. Anladın mı? O programları sıkıcı. Şirin Hanım, Şirin Hanım diye bağırıyor. O programları sıkıcı diye izlemeye çok var çünkü yani. Anladın mı? Ben gireceğim. İlker sen mesela uyanmadın mı kafanda? Ciddi ciddi bir şey konuşuluyor. Ülke meselesi ama her şey şakası yapılır oradan. İşte Arjantin'in bayrağı ile ilgili bir şaka. Böyle bayrak mı olur ya diye böyle. Anladın mı ya? Öyle dans mı olur lan diye. Tangoya saldırıyor. Fasa İtalya'ya böyle hani ülkemiz dışındaki her ülkeye sallaya sallaya bir densiz mizahçı. Bunun en iyi ortamı şey olmaz mı? Ulusa seslenişte. O da mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken arkadan çıkıp böyle. O biraz şeyi düşürür aga. Neyi? Saygınlığı. Yani ben de bir okkanın altına giderim. Riskli o. Ben de giderim. Diye. Sadece sen gidersin. Aynen, doğru dedin. Radyoyu değiştiriyoruz. Başka bir proje var diyor. Sonra bir soru orada görüyorsun usta. Ulusal sesler işte kafayı çıkarıyor. Özünde veda ediyoruz. Bundan sonra ulusal sesler işte. Artık ne zaman olursa. Herkese iyi akşamlar. Girmiş TRT'ye. Alo.
Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bu hiçbir şey bilmeyen prof olur mu diye konuşuyordunuz. O yüzden aradım ben de. Abi dur. Olur diyeceğim muhtemelen değil mi? Olur. Ya maalesef ya. Tamam öptük hadi bay bay. Rica ederim. Böyle şeyleri yani araya girip hiciv yapmayın sevgili dinleyiciler. Biz ne bunları olur. Biliyoruz zaten. Çok da tatlı dinleyicimiz belli ki ama oraya girersek işin içinden çıkamayız. Biz yine ilişkinizde kavga ettiniz mi ve gönlünü nasıl aldınız? Tabii. Sorusuna devam edelim. Biz yani. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranıyoruz ama bunu bilin. Yani dangıl dungul burada konuşuyoruz böyle araya girile girile öyle konuşamayız. Ayıp etmiş oluruz yani. Bakalım sizden gelen cevaplar. Her şeyi benden hızlı ve güzel doğrar beyim. Geçenlerde beraber yemek hazırlarken baktım yanlış doğruyor dayanamadım. Dur öyle doğranmaz göstereyim dedim demez olaydım. Bir hışımla her şeyi bıraktı gitti oturdu. Sanki ağır küfrettim. Neyse ki öptüm barıştık demiş. Ben bu adamla arkadaş olmak istiyorum. Değil mi? Çok acil. Değil mi? Böyle bir insan açığı var bizim grubun. Var. Çok tatlı adam. Böyle tatlı adam hareketi lazım. Hareketi bu yani. Yalnız ben biraz yakınım buna. Niye yakınım? Şeyden dolayı yakın. Mutfakta elimin altında olmasına hiç hoşlanmam. Sen mutfakta hanımından iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Ben mutfakta bir aşçı kadar iyiyim. Hanımımdan iyi olmayı geç yani. Hadi ya. Evet. Ha. Benim bu yönümü bilmiyorsunuz. Çok az biliyorsunuz. Birçok insan az bilir. Ama gerçekten bir aşçı kadar iyiyim. Allah yani. Allah. Evet. O yüzden de... Çoğu programın yemeğini ben yaparım diye. Tabii. Öyle mesela dolanınca... Arda Türkmen öyle konuşur. Arkada beni çalıştırıyor. Masa altından uzatıyor. Arda göster diye. Beni de etiketle. Allah'ın cezası kaç senedir beraber iş yapıyorsun. Eskiden programlarda hep bir yemek yapan adam abla olurdu hatırlar mısınız? Ha. Bir sohbetin kadın programı. Arkasında. Bir yandan köfte pişiyor falan. Tabii. O bitti nedense. Çok eskiden bir dizi vardı. Yabancı dizi bu. Arkası Yarınlardan. Hı. Bu hatırlar mısınız? Manuela'lar, Eduardo Capetillo'lar. Evet. Eski geçkinler bilir. Onlardan bir tanesinde. Dizinin hangisi olduğunu illaki birkaç dinleyicimiz hatırlayacaktır. Çok ünlü bir pop sanatçısı var. Ama sesi başkasının. Hı. Yani kliplerde o var. Playbacklerde o var. Ama gerçek ses başkasının. Bunun hikayesinin anlatıldığı bir dizi vardı. Siz söyleyince aklıma geldi. Arda'nın bütün yemeklerini ben yapıyorum deyince. Ben şeyi hatırlıyorum abi ya. Ege var ya bizim sanatçı Ege. Aha. Onun sesini bir Yunanlı çaldı. Adam baya konserlere çıkıyor. Altta Ege çalıyor ve bu söylüyor gibi yapıyordu falan. Ciddi misin? Olay oldu bu ya. Evet. Okan Bayülgen'de hatta şeye çıkmıştı. Medya arkası mıydı? Ha, çıktı. Orada işte. Haber olmuştu bu. Çok komik abi. Herif Ege'yi yaşıyor yani. Mesela çok ünlü bir sanatçının sesinin başkasının olduğunu öğrenseniz saya kırıklığı olur mu? Kayağan mesela. Abi ben, çok büyük dolandırıcı. Ben çok severim mesela Kayağan. Röportajlara falan da götürüyor yanında adamı. O konuşuyor. Mesela başkasıymış. Biri çıktı şimdi dedi ki Kayağan bendim diye. Aynı söylüyor. Yandı mı bu postaneler? Aynısı yani. Aynısı evet. Ha, ama şaşırırsın değil mi? Çok Hüket Duru başkasıymış. Ya bir anda bence Kayağan'a duyduğun saygıyı ona duyarsın. Ne o? Bir anda Kayağan'a ne kadar saygı duyuyorsan o adama kayar. Kaymaz mı abi? Ben de kayar mı abi? Kayağan'ın alameti şey farikası yani, nasıl kandırdınız beni sesinde diye çok üzüldüm. Sesinde değil duruşunda gitarında ya. Sesinde de ya bence. Ya tamam bence ama yani. Yine de yani o kadar da büyük kayıp olan. Tarkan mesela. Biraz daha yakından birinden bahsedelim. Tarkan başkasıymış. Tarkan'la Yaşar değişikmiş mesela sesleri. Böyle bir şey yapmışlar. Sistem yapmışlar. Yaşar Tarkan'mış, Tarkan Yaşar'mış. Nasıl? Divane Tarkan'ımmış. Unutmamalı Yaşar'ımmış. Dudu. Alo. Alo, iyi yayınlar abi. Hoş geldin hocam, ne haber, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Hiç tartıştınız mı son dönem? Evet abi, şöyle daha 2 hafta önce tartışmıştık, gönlünü zorla aldım. Nasıl aldın gönlünü? Ya şöyle oldu aslında, çok fazla uzatmadan ben konuya gireyim. Normalde işte o da çalıştığı için ben de çalışıyorum. Akşam yemek yapamıyor, yetiştiremiyor. Ben de sabah hani kahvaltıda, iş ofiste böyle tost falan yiyorum. Akşam da yemek yetiştiremediği için yine peynir ekmek falan işte ne bulursak onu yiyoruz. Ben de bir gün yine... İşten geç gelirken ya dedim hani arada sırada yemek yap. Hani ya, ev yemeğini özledim. O, alındı ona tabii. Ama sen daha sonra... yap diye emir cümlesi mi kurdun? Hayır ya hani arada sırada yemek de yapar mısın hani boşluğun zaman vakit tamam. Olduğu zaman. O da tabii biraz sert çıktı o esnada. Ya işte görmüyor musun ben de çalışıyorum yetiştiremiyorum falan. Tamam dedim hani bir şey demedim ben de. Nasıl aldın gönlünü? Sonra eşim balığı çok seviyordu. Beş lahmacun bir ayrı. Duymadım abi ne söylediğini. Eşim balığı çok seviyordu. Akşam restoranda götürdüm öyle. Balık falan istedi şeyler. Öyle ne daha güzel. Zor gönlünü aldım. Ne güzel. İyi hadi geçmiş olsun. Güzel ama konuya... Zaten balık evde yapılmaz abi kokuyor. Dışarıda yaptıracaksın balığı. Yani bu yemek yapma hususunun kadınların yapması gerektiği algısının yıkılması lazım yani. O da çalışıyorsa kim? Vallahi kim eve önce gelirse o yapar. Aynen öyle yani. Bence o kadar de. Basit. Ama mesela onu da ben mesela söylemem yani. Mesela 5'te de bitsin 8'de bitir derim.
Yemek yapacağım ama gider gezerim. Tamam oğlum. Ve yemek bence kolay öğrenilebilen bir şey ya. Yemek yapmak gerçekten çok kolay. Bir ay kafayı kırsan usta oluyorsun. Hakikaten öyle. Abartma abi. Vallahi oluyorsun da abi. Ve bir şey söyleyeyim. Ben abi, bazen YouTube... mesela hiç bilmediğim yemeklere girişiyorum. Aha. Yani artık internet elinin altında ya. O kadar güzel yapıyorsun ki. Durdura durdura yapıyorsun mekanda ya. Mekanda yapılmış gerçek gibi oluyor zamanda. Yani. Sadece işte tarifler. İnternetten mi bakıyorsun? Tabii tabii. İyi bir sitem varsa, güvendiğim bir site. Hmm. Oradan gayet yapabiliyorsun. Memurlar... Kraloyun.com'dan yemek yapıyor. Memurlar.net. Aç bak. Alo. Merhaba. Kavga ettiniz mi sevdiceğinle? Evet. Ben çok doğum günü kutlamam. O da kaçırdığı her doğum günüm için... Böyle iki ay içerisinde sürekli bir farklı konseptlerle sürpriz yaptı. Ne güzel. Onun doğum gününe ben de hediyemi yetiştiremedim. Çok bozuldu tabii. Vay. Neydi hediyen de yetişmedi? Ya bir şiir yazmak istemiştim ona. Şiir. Nasıl yetiştirdi oğlum? Baktım bir taneyle kurtaramayacak. 25 yaşında basıyordu. 25 tane birden yazıp hediye ettim. Şiir. Evet. Harbi kokar mum almak. Allah Allah. Hiç yani ne bileyim. Sevdi mi şiirlerini? O evet, liseden beri arkadaşım. Ben lisedeyken sürekli şiir okuturlardı. O yüzden benim şiir okumamı sevdiği için. Güzelmiş abi, değişikmiş. Sonra da barıştınız. Evet, çok bozuldu ama sonradan hediyeyi görünce barıştı. Var mı medeni cesaretin? Bir tanesini mırıldansana şiirlerin. Ya genelde Nazım Hikmetler'in şiirlerini okurum ben ama çok uzun. Şu an aklımda hayat var. Sıfırdan yazmadın ona. Yo, sıfırdan yazdıklarım da vardı tabii canım. Yoksa bir anlamı kalmıyordu yani. Tamam, ne bileyim. Şey diye sorduk. Ona yazdığın o 25 şiirden biri aklında mı hani? Aa yok. Onları okumak istemem açıkçası. İyi peki o zaman. Teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kal. 25 tane şairden tabii şiir göndersen kız diyecek. Birazcık Özlem'in asaf. Almış antoloji. Antoloji.com ya bu. O antoloji. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu şarkı sözlerinde de şiirlerde de tam telif alamadıkları için çok saçma yerlerde kesiliyor, biliyor musun? Tabii. Sözler ve şiirler. Evet. Öyle mi? Yani tabii. Dört kıtalık şiir var mesela. İkinci kıtanın ortalarından sonrası. Yaş 35 belki yolu gelmem gelemem. Gelemem diyor, tık diye video giriyor. Bir anda başka bir şey giriyor yani. Kesiyorlar orada. Yaşar çok galiba değil mi? Şiirden şarkı yapıyor. Yapar o. Yaşar Atilla, Atilla İlhan'dan şiirlerini. Yaşar, evet. Yaşar sever. Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git. Ya, şiirden şarkı kolay iş ya. Evet. Yapılıyor yani. Bizde şey mesela yok. Arabesk ve arabesk ile Türk sanat müziği arasındaki bazı şarkıların çoğu mesela Cemal Safi'nindir. Kitabı var bende. Öyle mi? Açıp bir okumuştum, inanamadım ya. Orhan Gencebay'ın bütün kariyeri var kitapta. Sevgili dinleyici. Ne güzel almışsın, yapıyorsun. Tek bir şiir. Orhan abi. Bir Instagram'a hatırlayanlar yazsa ya. Şiirden şarkıya dönüşmüş en sağlam hangisi? En sağlam hangisi? Vurgun en vardı. Sağlam parça. Şiirden şarkıya dönüşmüş. En sağlamını hatırlayanlar Instagram'a bir yazsın. Öbür anonsta da biraz konuşuruz. Abi binlerce var, neyi? Lamba da var. Lamba da bir şiir. Lamba da var. Anonim şiir. Aye momaso. Fali kula mula. Dürüp dürü dürüp dürü. Ümit Eser Ozan oğlum bu. Aye neydi? Kitabın kapağında da o etek var. Lamba da eteği. Dürüp dürü mü? Abi. Allah Allah. Sen demek hiç okumamışsın Ümit Eser Oğuzcan. Yekeke Nimo Yeke Yeke. Ahmet Kobe ya. Tabii tabii. Yaya Kemal ya buna. Bunlar kimsiniz? Az sonra buradayız. Yaş 35 Yekeke Mo. Ayrılmayız. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Başını göğsüme yasla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bildin mi? Güzel söyledin. Ya mesela sen söyle. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Ya. Bu şarkı 84 yılınmış. Sözler Sebahattin Ali. Müzik Ali Kocatepe. Sezen Aksu'nun şarkısı. Müthiş bir şarkıdır. Neler gelmiş bu arada? Efsane şiirlerden şarkılar diye sormuştuk ya. Bunun kitabı vardır kesin. Şiirden şarkı diye. Hümeyra Sessiz Gemi. Yahya Kemal Beyatlı. Birçok giden. Başka ne varmış? Melankoli var ya. Ve melankoli. O da Sabahattin Ali'ymiş. Nilüfer miydi? Onu söyleyeyim. Nükhet Duru. O zaman bu melankoli. Hayır, Nilüfer o melankoli ya. Nilüfer mi abi? Tamam, o melankoli değildir. Evet. Tamam, Nükhet Duru'nun melankolisi başka o zaman.
Daha şey bir slow melankoli. Çünkü bildim şiiri derap dara diye şiir olmaz. Nüke Durun'un o keskin kalça hareketi. Oğlum, derap dara. Nilüfer'in şov yapma şarkısı. Cemal Süreyya'dır ya, şov yapma. Şov yapma, şov yapma. Fark etmez, anladık seni. Sen zaten... Her yerde sen varsın. Taklitler bitti mi? Sorun çok, yorum yok. Ooo. Garip akımı. Gerçekten de garip bir şiir yani baktığın zaman. Garip akımı da böyleymiş ya. Başlar sizin kuralınıza demişler. Başlamışlar yazmaya. Biz kahveyi yapamıyoruz demenin başka bir yolu aslında. İnsanlar da sevince aslında mesele kuralsız da olsa kime ne kadar eriştiğin yani. Şiir çok güzel bitti ama değil mi? Son 10-15 senede müthiş bitti yani. İnternetten çok şiiri vurdun. Evet evet. Antoloji.com en çok şiir. 7 sanattan biri mi şiir? Yok galiba bilmiyoruz şimdi de. Yedi sanat. Yok yok. Ben şey diyebiliyorum. Koro. Yedi sanat. Kanon, koro, şiir. Ork bir de. Ork, karaoke. Başka ne var? Karaoke yedi sanat. Yalnız şarkı önden gidiyor diye sürekli itiraz var. Bir de küfür abi. Küfür sanattı. Şarkı önden gidiyor diye itiraz var. Şarkı bazen karaoke'de şarkı olması gereken hızlı. Var çok öyle güzel. Ya internet açıyorsun güvenip saçma sapan. Şey yazıyor bir de güzel. Intro yazıyor mesela. Evet. Hani orada yazılar kararıyor ya aktıkça evet, evet. Böyle mavileşiyor falan. Intro diyor ortaya gelmiş. Evet. Ulan diyorsun nasıl intro? İngilizce şarkı mesela karaoke'si yaptığın zaman orada sözler böyle ayrı ayrı yazıyor ya mesela. Evet. Whatever, go, ahead, evet. Along filan diye. Adam yok ya go along filan. Ne oldu da belli değil. Tam olarak hiç sen benzemiyor. Ağzını böyle büke büke benzet çalışıyor. Dile çok hakim olmak tabii gerekiyor. En kolay şey I will survive. I will survive. O müthiş abi kolay söyleniyor. Yabancı şarkının karaoke'sini. Çok güzeldi. Mesela İngilizce'de direkt will diyen insan çok bilmiyordur yani. Evet. I will survive başka. I orayı will going to diye söyleyen var. Ya. Abi kesin diye. Karaoke'de de kesin öyle söylüyorsun. Çünkü tabii. Orada okurken görüyorsun, kayıyor yani. I'm going to survive. Sonra I'm going to go. Sonra da kendi içinde çözümlemeye çalışıyorsun ya. Nasıl yazmış lan bu şarkı bu kadar kısa sürede? Abi will ise belli değil. Going to nasıl sığıyor lan buraya diye düşünüyorsun araba. Tabii tabii. Ne yapayım? Acaba hızlı yani benim karaoke'de çok oldu öyle İngilizce deneyimlerim ama hep rezil oldum. 3-5 kişi varken yaptım yani. Çok ben de hep. Ben yani 3 kere sahneye çıktım karaoke'de. Cake, başka da yok. Cake güzel cake. Perhaps. Hiç şaşmaz. Perhaps. 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 Zaten daraldım bir şey Türkçe. Ya. Evet, senden evet, benden bizden de yani. Bir de böyle şey bir yerin derlidesi de araya bağladım. Oradan son bir içki abi deyip evlere dal. Karaoke öyle bir şey yani. Karaoke'de bu arada. Karaoke Türkiye'de çok kötü yerlerde yapılıyor. Yıllar oldu gitmiyorum. Hmm. Bilardo gibi saat mi açıyorlar sana karaoke'de? Yok aynen ya. Öyle yani kötü mesela, ortamlarda yapılıyor ama. Mesela böyle 23-30. Karaoke'den galiba para alınmıyor. Orada yediğin içtiğin. Alınmıyor mu? Saat niye açsın ya? Bu kadar pahalı bir şey olmamalı. Ben öyle biliyorum. Abi bence yediğin içtiğindir ya. Soralım bir. Arkadaşlar karaoke'ye yarım giden var mı? Yarım saat 14 liraymış karaoke. Beyler 20 lira doldu. Yaşar söylerken ses geliyor. Sana bir ay bana bir ay deyip tık diye gitmiş şarkı. Sana bir ay bana bir ay deyip müziği alıyorlar. Kuru kuru. Abi buna ne eder? Arkadaşlar sevgili Rabar mı dinleyicisi karaoke'de saatlik mi açılıyor bir karaoke... Elimden mikrofonu çekiyorlar hızla. Kabloyla şarkının gerçek sahibi geliyor. Karaoke'ci arayabilir mi bizi? Dur bakayım. Vardır illa giden arkadaşlar. Bayağı değil. Karaoke barlar böyle Taksim'de 4. kat falan. Alo. Hocam gider misin karaoke'ye? Ya yılda 3-5 defa giderim yani arkadaşlarım. Tamam. Peki olmuyor. Saat açarlar mı? Ya genelde aslında saat açmıyorlar. Yediğin içtiğini ödüyorsun ama o yediğimiz içtiğimizin fiyatları biraz farklı şekilde geliyor yani. Öyle mi? Bence evet 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 yani bir patates kızartmasına 15-20 milyon para ödüyorum yani bu kadar. Aa yaşa anladım. Yani karaoke katındaysan eğer başka bir aslında menü var önünde. Ya benim gittiğim mekan aslında sadece karaoke yani böyle ortam hani ayrı ayrı katlar değil de tek bir yer var böyle mekanda. Orada millet çıkıyor böyle masalar var. Herkes söylüyor. Herkesin söylediğini herkes dinlemek zorunda kalıyor yani. Oh, enteresan bir yer. Yaşa abi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şarkıyı söyledikten sonra çok terli o sünger koltuğa oturup sırada beklemek kadar. Öf. Ha değil mi? Bir de orada şey var ya galiba. Düet yapılacak şarkı seçip karşı cinse yanaşmaya çalışan değil mi? Karaoke'de. Ha olabilir evet. Yani beraber söyleyelim. Kadın erkekli şarkı beraber oluyor. Beraber söyleyelim. İkimiz söyleyelim. Böyle Taksim'de. Ben karaoke mekanının hala olduğunu şu anda duyuyorum. Şaşkınım yani. Var var. Taksim'in çok revaçta olduğu dönemlerde böyle eğlence merkezleri olur bilir misiniz? 4 katlı abi. 1. kat hip hop.
İkiye giriyorsun, ondan sonra Latin. Fitness. Hayır. Bushido. Üçüncü kat. Üçüncü kat avukat. Dördüncü kat da horoz dövüştürüyor. Hayır hayır öyle değil. Altıncı noter Bushido diye gidiyor. Hayır hayır ya. Böyle her katta ayrı bir müzik türünün çaldığı. Evet. İşte canlı konser olan bir yer var. Hip hop olan bir yer var. İşte ondan sonra gerçekten öyle blues olan bir yer var. Dört kat. Bir yerden mesela sıkıldın üst kata çıkıyorsun. Oradan üst kata çıkıyorsun. Oradan üst kata çıkıyorsun. Şundan bir tanesine bile mekan açmazsın normalde. Adam ha dörtlü açmış. Tamamen ama, gönül vermiş ama yani. Öyle, İşhanı açmış. Öyle, yabancı müziği. Hepsinin tuvaleti ortak sana öyle söyleyeyim yani. Anahtarla gidiyorsun. Ray Charles işhanı. İkinci katta. Yani ben mesela o kültür nasıl oturmadı? Çok da güzel fikirdi o. Şaşkınım. Oturamaz aga. Caz maz dinleyen adam böyle... Bir katın bir binanın kat değiştirmez abi. Üçüncü katında dinlemez yani. Hayır caz yok, caz yok. Cazı ben uydurdum. Abi, bluzu ben uydurdum. Elinde viskiyle çok güzel deri abi, koltuğa oturur. Şöyle ama bak şimdi otel lobisi kafanızda falan. Uyanacak. Bir katta mesela Ceza söylüyor. Tamam mı? Ceza. Çıkmış söylüyor. Gerçek Ceza mı söylüyor? Gerçek Ceza mesela. Böyle bir yerler. Böyle yatırımlı yerlerdi böyle yani. Bir olay geldi talihsiz de başına adını vermiyorum o yüzden. Ha. İkinci kat başka bir şey. Üçüncü kat başka bir şey. Böyle kat kat her türlü ünlü. Müziği dinlediğin. Kat kat kat. Ünlü. Her türlü müziği dinlediğin bir ortamdı o yani. Ben mesela özledim ünlü. Öyle bir yeri. Bir yatırımcı açsa İzmir'de. Valla ben de şeyi çok özeniyorum dokuz ya. Dokuz kat tatmış organizasyonun adı. Eskiden eğlence merkezleri vardı bu galeriya. İşte piramit falan hatırlar mısınız? Hı-hı. Ne yapıyorlardı orada? Ya işte hani basket atıyorsun, kurbağa çekiyorsun falan. Ha, ama tamam. Çok fazla oyun vardı. Şu an böyle bir yatırım yapılsa bence çok güzel tutar. Evet, millet hala arıyor. Abi eskiden... Ben giderim yani. Her gün. Şehrin bir fuarı olurdu. Hı. Mayıs'ta falan açılırdı fuar. İşte Eylül'e kadar açık olurdu. Ama bu fuarın içerisinde bütün şeyler işte... Müzik, konserler, işte oyunlar, bir çarpışan arabadan tut sanat galerilerine kadar her şey olurdu yani. Anadolu'daki şehirlerde, bilmiyorum İstanbul'da nasıldı. Ama o bitti artık herhalde. Aha. Yapılmıyor. Şey olur ya böyle filmlerde. Biz bayılırdık fuar açıldığı zaman ya. Fuar çıldırırdık bir, yani. Fuar kasabaya aslında... da karnaval gelir ya böyle biliyor musun? O canlandı gözümde. Öyle şöyle. Bir tane şey vardı. Bir şey Balamir. Var mıydı bu? Esra Balamir. Esra değil. Erkek bu erkek. Hakan Balamir. Hakan Balamir'le şeyin Hülya Avşar'ın balık ne 3 halka 25 mi ya? Yaşa. Böyle deniz kızı. Deniz kızı sergileniyor. Girmiş deniz kızına. Deniz kızı olmuş yani. 25. Bu abi film mi? Film. Biz ne konuşuyoruz bir bileyim. Bunlar bir mekan açtılar. Sirk Balamir. Balamir Apart. Balamir LTD. Şey, hayır. Böyle iyi bir film vardı. Hülya Avşar'ın deniz kızını oynadığı. İnsanların gerçekten böyle... Deniz kızını mı oynadı? Tabii. Hani, fantastik yani. Fantastik değil. Baya belli bir fanusun içerisinde onu sadece izliyorlardı. 3 halka 25 miydi o? Ha. Filmin adını hatırlamıyorum. Değil galiba o. Bu böyle işte bu kadın böyle zaten doğuştan böyle de insanların böyle azıcık kandırdıkları bir iş. Turne yapıyorlar. Ha, turne yapıyorlardı. Da. Hakan Balamir de böyle biraz kasaba. Hokkabaz'ın biraz daha sert yaşa, haliydi ya. Yaşa aklı gidiydi Hakan Balamir kasabanın. Ondan sonra Hülya Avşar'la böyle aşk meşk onu kaçırmalar bir şeyler. Öyle bir film ama iyi bir filmdir yani. Şu an çok izleyesim geldi. Çok filmi. İyi filmdir gerçekten. Ya yani gerçekten inanırsın yani o hikayeye. Filmi açacağım hızlıca bu sahneye girip kapatacağım sonra. Hiç başı izlenmez bu filmi. Başı yavaş. Fanus dolduğu yer atlaya atlaya geçiyor. 19.45. Hakan Balamir balık sahnesi. Yazdık. Hadi gelelim birazdan. Hakan Balamir pul pul yazıyor. Hakan Balamir pul ayıklıyor. Az sonra burada olacağız. Ayrılmayınız. Rabarba tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Çarşamba akşamı 18 Nisan çarşamba akşamı 20.30'da Bursa'dayız. Bursalılar yurttaşlarım. Size bir önerim var. Bir tane davetiyemiz var çift kişilik. Son fotoğrafımızın altına Instagram Mesut Süre hesabından şu anda Bursa yazın. Ve bir kişi çift kişilik davetiye kazansın. Artık açıklayalım dönüş. Bursa'nın Sanat Mahal'de bu evet. Arada. En biletler meşhur biletçi. Şeyi köftesi mi filan mı? İskender kebabı mı? Şeftalisi mi? Kebapla sayılır. Yani kebap havlu. Şeftali. Bu üçü ama köfte İnegöl. Bursa'nın değil. Ha tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Şeftali kebabı diye bir şey var mı ya? Yok. İyice ikisi de meşhur diye ikisini birleştirdim. Bir de havlulara. Havluda yiyeceğim ama. Isparta'dakizin gül kebabı vardı. Valla şeftali kebabı diye bir şey olabilir yok, ha. Yok. Gerçekten. Yok. Keşke olsa. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Girdik yayına. Sevgili beyler ona göre aksıran tıksıran sonra aksırsın. Cabbar. Deep Rice. Sevgili dinleyenler İlker Gümüşoluk, Kemal Ayça Mesut Süre kadrosuyla yine son zamanların mizah düzeyi en yüksek yayınlarından birini geride bırakmış bulunuyoruz.
Kıymetini bilmeniz gereken program Rabarba sondan 3. yayınında. Kıymetini! Küfür gibi oldu. Yorgunluktan ağzım tutmuyor artık. Bir saat sonra gelenlerle Zorlu'da buluşacağız. Zorlu Bar Aperitivo'da sahnem var. Biletleri kapıda, indirimli. Aklınızda biletleri olsun. Cebimde. Öyle senin stadyuma başlayacaksın ya. Yap onu fon. Ne yapayım? Biletleri cebimde. Ballı lokma tatlı. Bir de böyle küçük küçük kıvır. Hay Allah. Al sana teaser. Al sana gösteri. 1,5 saat. Yeni gösterim Sinan Ay. Vallahi olur. Seneye gir kanıma da oynadım. Hiç kimse vallahi bir şey demez. Hayırlı olsun Kemal'cim. Teşekkür ederim. Bakalım yakın, ne zaman geliyor? Yakın zamanda Kemal Açı'nın stand-up vallahi gösterisini duyuracağız yayınlardan. Yani bir iki ay herhalde. Bence kendimi. Bir tane büyük oyna amuduyla parayı topla bas git Bora Bora Adaları'na 3 ay. Öyle düşünüyorum. Bir belki de Kemal stadda oynuyormuş ilk gösterisi. 3 tane evet büyük oyun yapıp. Koy bu şeyde bir stat var ya abi. Siz maç yapıyorsunuz Beylerbeyi stadı. Hı hı. Oraya koy ortaya. Akustiği de iyidir oranın. Akustiği, şaka yapsan tutar. Orta yuvarlığa koy kendini. Küçük bir yükselt al. Biz de Mesut'la trafiği keselim. Çocuğu sınava girince böyle abi, veliler çok gergin köprü oluyor. Köprü trafiğini gerçekten stada yönlendirsen. Tabii abi. Hem de nasıl ya. Sınav günü diye bir şey var ya işte Anadolu Lisesi neyse artık. O gün tüm veliler işte korna çalınması yasak falan çalana da yükleniyorlar. Kime ne ya çalarım. Olur mu ya? Çocuk içeride binlerce çocuğun renklem kaderi. Renklem çocuğu sen aşağıda dari diri dari diri. Birader siz bu çocuk. Godfather şalan var. Çocukları böyle iyice siz çocuk zannediyorsunuz. Çocuklarımızı insan, at yarışı. Hayır. Neydi o at gibi yetiştiriyorlar. Bir insan o sınavı çok önemli bir sınavda değil korna otobüs üstünden gelse gene yapar yani. Hiç dışarıdan etkilenmek diye bir şey yoktur. Çocuklar normalde zaten yapamıyorlar. Biz de girdik sınavlara oğlum. Neyden etkilendik oğlum biz de girdik. Dozerler mozerler çalıştı. Camları kırıldı sınava girdiğimiz sınıfı. Hiç oralı olmadık ya. Ya bu ne bu dozer çalıştı. Sana şöyle söyleyeyim. Sınav esnasında iki çocuğu kepçeyle alıp gittiler. Biz hiç oralı olmadık. Devam ettik. Kopya çekmişti onlar. Allah Allah. Bu arada şöyle hayalleriniz var mıydı okurken? Sınıfa bir anda katiller geliyor. Abim çok oldu ya. Nasıl? Bayağı sınıfı aşık olduğun kızı falan rehin alıyorlar da öğretmeni falan. Nasıl kahramanlık şey yaparıma dönüyordu benim hikaye aklımda. Bir yandan ama öğretmenin de gözüne girme var hala hayalde. Tabii tabii. İşte kahramanlık yaptı. Sevdiğin kızı sınıfı kurtarıyorsun en son öğretmeni de kurtarıyorsun. Aferin alıyorsun ve katilleri dövüyorsun. Ulan ne komik hayatını şey kurtarmışım hala yıldızlı peki peşinde. Hocam peki davranış nasıl davranış? Baya terör örgütü çökermiş. Nerede lan benim şeyim kurdelem yok mu? Yarın velin gelecek. Ardından da benim elmam kızarmadı mı ya da ben alayınızın hayatını kurtardım. Hadi gidelim beyler 54 geçiyor. Artık vaktimiz daha kısıtlı. İlker'im ayağına sağlık. Ne demek? Çok uzun zaman sonra yarın akşam yine görüşürüz. Tamamdır. Yayınımızda. İlker Gümüşoluk yarın akşam Anlatan Adam'la beraber üçlü olacağız. Sevgili Kemal Ayça ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum herkese. İyi sağ ki, ol. İyi ki geldin aslan. Aslan. Yakın zamanda Kemal'in de oyunları sevgili dinleyiciler. Dolup taşıyacak. Duyuracağız. Stand-up'a başlıyor. Canımız ciğerimiz. Hoşçakalınız. İyi çarşambalar. Gelenlerle akşam Zorlu'da görüşürüz bir saat sonra. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.